Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem Dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizlerle paylaşacağım ve tabii ki bunların piyasalara ve ekonomiye yansımalarında konuşacağız. Altın fiyatları önümüzdeki günlerde en çok konuşacağımız konulardan birisi olacak çünkü çok net sıçramalar göreceğiz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine gittiğini daha sonraki dönemde de 2.300-2.500 dolarları zorlamaya başladığını göreceğiz. Dolayısıyla Altın fiyatları 2021 yılına damgasını vuracak aynı 2020'de olduğu gibi. Peki bugüne kadar neden düştü bundan sonra neden hızlı bir şekilde yükselecek bunun detaylarını az sonra sizlerle paylaşacağım. Öbür taraftan dolar da yükseliş eğilimini hızlandırarak devam ettirecek arkadaşlar. Dolayısıyla hem doların hem de altın nonsunun yükselişi gram altın fiyatlarında yukarıya eğilimini hızlandıracak ve ilk etapta 500 doların üzerine göreceğiz. Düzeltiyorum 500 üzerini göreceğiz. Sonrasında ise arkadaşlar 2021 yılı içerisinde 1000 liraları zorlayan hatta belki de geçen bir gram altın fiyatı göreceğiz. Bunun da detaylarını yine bu videoda konuşacağız, anlatacağız sizler için. Öbür taraftan tabii ki piyasalardaki diğer enstrümanlara ve rakamlara da bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. İki önemli haberden birincisi Fed Yönetim Kurulu üyesinden geldi. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lil Brinard diyor ki efendim, tahvil piyasasında yaşanan gelişmeler şüphesiz Fed'in de dikkatini çekiyor. Eğer tahvil faizlerinin artmasını engellemek için bir adım atılacak olursa altın fiyatlarının yeniden yükseldiğini hep birlikte Göreceğiz. Demek ki arkadaşlar ikinci bir müdahale kapıda. Fed biliyorsunuz daha önce tahvil faizlerine müdahale etmişti. Bir kez daha muhtemelen müdahale gelecek ve çok daha sert bir müdahale gelecek. Bu da tahvil faizlerin aşağıya gitmesini beraberinde getirecek. Tahvil faizlerinin düşmesi bu faizlerin cazibesinde düşmesi anlamına geliyor ve altına eğiliminin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bakın, altın fiyatlarının yükselmesinde önemli etkenlerden birisi bu olacak ama Esasen tabii ki bizim uzun zamandır konuştuğumuz teşvik paketi meselesi var. Ancak 1.9 trilyonluk teşvik paketiyle ilgili umutlarımızı ufak ufak kaybetmeye başlamıştık. Bunun temel nedeni de tabii ki senatodaki oy sayısının bir türlü yakalanamıyor olmasıydı. Bakın temsilciler meclisinde zaten demokratların bir çoğunluğu var ve dolayısıyla temsilciler meclisinden çok kolay bir şekilde bu yasanın geçeceğini biliyorduk ancak arkadaşlar Senato'da en az 60 senatörün bu işe okey vermesi gerekiyordu ve 10 Cumhuriyetçi senatör bir türlü bulunamıyordu. Onların en önemli çekincesi de asgari ücretin çok hızlı bir şekilde yükseltiliyor olması ve iş adamları üzerinde yaratacağı maliyetti. Bu nedenle de hiçbir Cumhuriyetçi okey vermedi. Dolayısıyla arkadaşlar müzakereler başladı. İnsanların umudu kalmasa da bir şekilde bu sürecin aşılacağını düşünüyorlardı. Biden'ın açıklamaları da bu yöndeydi. Nitekim bugün gelen haber çok dikkat çekici arkadaşlar. Asgari ücretle ilgili madde teşvik paketinin içerisine çıkartılmış durumda. Dolayısıyla asgari ücrette bir artış olmayacak. Bu da cumhuriyetçilerin artık bu yasaya onay vermemesi için hiçbir sebebin kalmadığını bizlere Gösteriyor. 1.9 trilyonluk teşvik paketi artık senatodan da çok hızlı bir şekilde geçecek ve dolayısıyla teşvik paketi senatodan geçtiği an itibariyle altın tetikleyen ikinci unsur da doğmuş olacak. Bir taraftan tahvil faizleri bu paketin geçmesiyle birlikte düşecek. Onun altın fiyatları üzerinde bir etkisi olacak. Öbür taraftan teşvik paketinin piyasaya girmesiyle birlikte de altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi hızlanacak arkadaşlar. Dolayısıyla 2000 dolarları çok hızlı bir şekilde göreceğiz. Şimdiden sizlere uyarıyorum bakın. Şimdiden uyarıyorum çünkü herkesin umudunu tamamen kaybettiğini görüyorum. Oysa ki altın fiyatları şu anda fırtına önce sessizlik döneminde bu iki gelişmenin yaşanmasıyla birlikte de çok hızlı bir şekilde önce 2000 dolar sonra 2300-2500 dolar seviyelerini göreceğiz. Özellikle arkadaşlar korona ile ilgili süreç olumluya dönse bile ekonomik sıkıntıların devam ediyor olması, enflasyonist ortamın doğuyor olması, işsizliğin hızla tüm dünyada artıyor olması da yine altın fiyatlarını tetikleyen diğer unsurlar olacak. Gelelim Türkiye'ye arkadaşlar. Türkiye'de altın fiyatları niye artacak? Onsu bir tarafa koyalım. Çünkü o uluslararası gelişmelere bağlı olarak ilerliyor. Ancak Türkiye'deki doların yükselmesinin temel nedenlerinden birisi biliyorsunuz. Cari açık dış ticaret açığı geldi dün ve 3,5 milyar dolara yakın. Dolayısıyla bu hızla devam ederse 40 50 milyar dolar civarında bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Bu da özellikle dolar üzerindeki baskıyı arttıracak ve doların yükseliş eğilimini hızlandıracak. Öbür taraftan kısa vadeli dış borçlar geliyor arkadaşlar. Dolara olan ihtiyaç artıyor. Bu da dolar fiyatları yükselmesini beraberinde getiriyor. Şu anda ekonomi yönetimine çok ciddi bir güvensizlik var. Amerika ile Türkiye ilişkileri son derece gerilimli. Bu gerilimlere yeni gerilimler eklenmeye de devam ediyor. Daha önce sadece S-400 meselesi gibi görünüyordu. Şimdi insan hakları meselesi de devreye girmiş durumda biliyorsunuz. 180 tane temsilciler meclisi üyesi Amerika'da. Bilinken'e bir mektup verdiler. Bu mektupta Türkiye'de insan hakları ile ilgili ihlallerin çok üst düzeyde olduğu söyleniyor. Ve Türkiye'ye mutlaka bir yaptırım uygulanması gerektiği söyleniyor. Yani katsa yaptırımlarının sertleştirilmesi için bir neden daha ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla arkadaşlar bu Türkiye'deki yabancı çıkışının daha da hızlanmasını beraberinde getirecektir. Ve yine bu da dolar fiyatlarının yukarıya doğru eğilimini hızlandıracaktır. Bakın, bir yandan yabancı çıkışı, öbür taraftan cari açık, öbür taraftan kısa vadeli borçlar. Hadi gelin bir de bunun yanına Bankacılık sistemindeki sıkıntıları koyalım. Nedir bankacılık sistemindeki sıkıntılar? Özellikle geçen sene verilen kredilerin pek çoğu batığa dönüşmeye başladı arkadaşlar. Bu batık oranları artarsa rasyo ile karşılanamayacağı için çok ciddi bir finansal krizi işaret etmeye başlayacak. Bu finansal kriz de yine doların yükseliş eğilimini hızlandıracak arkadaşlar. Bakın normal koşullar içerisinde dolar önce 7.80-8.50 seviyelerine gidecek. 7.80 ardından 8.50 seviyesine gidecek. Anormal koşullar da devreye girdiğinde önce çift taneli göreceğiz. Ardından da 14-16 seviyesine kadar giden bir dolar kuru göreceğiz 2021 yılı içerisinde. Yine uluslararası bir bankanın Türkiye ile ilgili bir açıklaması Standard Chartered diyor ki 2021'de Türkiye 900 liralık bir dolar kuruna koşacak. Bunun temel nedeni de dünya normalleşirse Türkiye'nin enerji giderleri artacak ancak turizm gelirleri artmayacak. Bu da cari açığın daha da kontrolsüz büyümesini beraberinde getirecek. Dolayısıyla dolar üzerindeki yükseliş eğilimi hızlanacak. O nedenle 9 liranın altında bir dolar kuru beklemiyoruz diyor. Ve diğer kuruluşlarda ufak ufak ağız değiştirmeye başladılar. Türkiye ekonomisiyle ilgili hatta kimileri yüksek olan büyüme beklentilerini düşürmeye başladılar, kimileri de sabit tutmaya devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin riskleri her geçen gün artıyor. Bu da doların yükseliş eğilimini hızlandıracak. Şimdi arkadaşlar dünyadan bir başka haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price diyor ki Türkiye Biden İdlib konusunda anlaşacaklar. Suriye konusunda anlaşacaklar. Türkiye Amerika'ya Suriye'de İdlib'de destek verecek diyor. Bakın bizim kırmızı çizgimizdi İdlib meselesi. Hatta Amerika ile karşı karşıya gelmemizin nedenlerinden birisiydi. Burada bize destek verilecek diyor. Benim buradaki kaygım ve korkum şu. Acaba Suriye'de, Kıbrıs'ta ve diğer konularda ufak ufak Türkiye tavizler vermeye başladı mı? Kapalı kapılar arkasında bu beni açıkçası çok net bir şekilde korkutuyor. Şimdi 180 senatör Türkiye ile ilgili insan hakları ihlalini işaret etti dedik. Bu önemli bir mesele arkadaşlar yaptırımlar konusunda ve ekonomiyi de çok yakından etkileyen ilgilendiren konulardan birisi. Ancak bunu acaba kafalarına göre mi söylediler? Sadece haberlere bakıp mı söylediler yoksa bazı araştırmaları baz mı aldılar konusuna sorusuna bakarsak arkadaşlar aslında bu konuyla ilgili çok önemli bir araştırma var. O araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Freedom House. Evet, özgürlükler konusunda ve dünyadaki demokratik ilerlemeler, gerilemeler konusunda önemli araştırmalar yapıyor ve raporlar hazırlıyor ve son hazırladığı rapora göre Türkiye özgürlükler ve demokrasi konusunda hızla kan kaybediyor. Son 10 yıl içerisinde 31 puan gerilemiş durumda ve dünyada demokrasiden vazgeçen özgürlükleri en çok sınırlayan ülkeler sıralamasında ikinci sıraya yükselmiş durumda arkadaşlar. Birinci sırada Mali yer alıyor ki Türkiye ile kıyaslanmaz bile. İkinci sırada Türkiye yer alıyor ne yazık ki arkadaşlar. Özgürlüklerin sınırlanmasıyla ne kastediyor? Gazetecilerin ve basının ve televizyon kanallarının özgürlüklerin sınırlanması, tamamen hükümetin sesi haline gelmiş olması, pek çok kişinin görüş ve düşüncelerinden dolayı şu anda hapiste olması aynı zamanda vatandaşların kendi aralarında konuşurken söylediklerini sosyal medya ya da ya da herhangi bir yerde dillendiremiyor olması, korkuyor olması bütün bunlar bu Freedom House'un raporunun içerisinde yer alıyor ve tekrar söylüyorum Türkiye Mali'den sonra özgürlükler sıralamasında ikinci sırada en özgür olan ülke değil. En az özgür olan ülke olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu tür raporlarda yine Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye konusundaki tavrının sertleşmesini beraberinde getiriyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de çok önemli bir veri açıklandı bugün elbette. Nedir o enflasyon verisi arkadaşlar? Enflasyon verisi açıklandıktan sonra dolarda bir gerileme oldu. Peki neden gerilemiş olabilir sorusunun cevabı gayet basit. Yeni bir faiz beklentisi oluştu çünkü %15'in üzerinde bir enflasyondan bahsediyoruz. %15.61 son 1,5 yılın en yüksek enflasyonu. Üretici fiyatlarındaki enflasyon çok daha dramatik. Orada da %27.09 seviyesini görüyoruz üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas neredeyse %12 seviyesinde. Demek ki arkadaşlar enflasyon yükseliş eğilimini artarak devam ettirecek. Yani %20'lerin üzerine doğru giden bir enflasyon var. Şimdi bu rakamları yorumlayan uzmanlar dediler ki ha, enflasyon yükseliyorsa faiz artışı gelecek demektir. Ve bu faiz artışı da dolar üzerindeki yeni baskıyı oluşturacak ve doların yükseliş eğilimini durduracak. Peki tamam sadece finansal açıdan bakarsak doğru bir şey bu. Ancak %17 zaten çok yüksek bir faiz oranı ve ortalaması piyasaya yansıması %22, 23, 24, 25'lere doğru gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar reel sektör tamamen bunalmış durumda. Bir taraftan pandemi, öbür taraftan pahalı kredi maliyetleri reel sektörün kafasını kaldıramamasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar yeni bir faiz arttırımı beklemek son derece hayalperestlik ve riskli bir düşünce aslına bakarsanız. Yani Türkiye'de faizler biraz daha artarsa Türkiye'ye yabancı sermaye gelmez aksine kaçmaya devam eder. Çünkü Türkiye'nin kırılganlıklarının arttığını gösterir bu. Diğer yandan arkadaşlar faizleri arttırmak demek siyaseten AK Parti'nin artık intihar etmesi demek. Yani daha da faiz, daha da faiz, faiz lobisi meselesini açıklayamaz hale gelmeye başlayacaktır. Öbür taraftan bir başka önemli konu tabii ki inşaat sektörü batmış durumda. Onu tekrar canlandırmak için bırakın faiz arttırmayı, faizleri indirmeleri gerekiyor. Ancak şu gerçekte yatsınamaz. Türkiye'deki enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bir başka gerçek de ortaya çıkmış durumda onu da belirteyim. Bakın faizler %8 seviyesinden %17 seviyesine çıkartıldı. Neredeyse 900 bas puanlık bir faiz artırımı yapılmış olmasına rağmen Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Bakın tüm operasyonlara rağmen, tüm faiz operasyonlarına rağmen enflasyon yükseliyor. Peki Merkez Bankası'nın söylemi neydi? Biz faizleri arttıracağız, enflasyon düşecek. Faizleri arttırdılar ama aynı zamanda zamları da arttırdılar. Dolayısıyla enflasyon düşmedi. Oysa niyet biz de biliyorduk ki enflasyonu düşürmek falan değil, açıkçası doları baskılamak, vatandaşın da elindeki doları ucuza bir şekilde kapatmak bu senaryoda tutmadı. Dolayısıyla arkadaşlar faizleri daha çok yükseltmek doları da bundan sonraki süreçte düşürmeyecek. Aksine reel sektörde büyük bir sıkıntıya sokacak. Ancak yine de piyasadaki bazı uzmanlar işte enflasyon yükseliyorsa faizler de yükselecektir anlayışını devam ettiriyorlar ve göreceksiniz dış kurumlarda yurt dışı kurumlarda bakın sizin enflasyonunuz yükselmeye devam ediyor. Üretici fiyatları da çok yüksek faizleri arttırım baskısı yapmaya başlayacaklar. Bakalım bizimkiler bunun karşısında nasıl bir çözüm üretecekler hep birlikte göreceğiz. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Türkiye daha önce aylar öncesinden söylediğim gibi büyük bir ekonomik buhrana doğru emin adımlarla ilerliyor. Bir tarafta yüksek işsizlik, bir tarafta yüksek enflasyon, bir tarafta yüksek kur ortamı. Hepsi bir arada Türkiye'yi 2001 krizinden çok daha zor günler bekliyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu arada biz Kanal İstanbul'u konuşmaya devam ediyoruz. Kanal İstanbul yapılacak, inadına yapılacak falan diyorlar. Ama Kanal İstanbul'un yapılabilmesi için 100 milyar dolara ihtiyaç var. Bu parayı nereden bulacağız sorusunun cevabı yok. Ballı gaymaklı müteahhitler Türkiye'yi yeniden haraca mı bağlayacaklar sorusunun cevabı elbette evet. Ancak onların bile nefesi bu işe yetmeyebilir onu da özellikle belirtelim. Diğer taraftan arkadaşlar Kanal İstanbul söylemleriyle birlikte oradaki arazi fiyatları çok hızlı bir şekilde artıyor. 20 kat artmış. 20 kat fiyat artışı bu arazi manipülasyondur aslında biliyor musunuz? Yapılan büyük bir suçtur ve bu suç şu anda büyük bir kara borsayı doğurmuş durumda. Evet o bölgede tarım arazisine sahip olan çiftçinin arazileri elden çıkartıldı. Onların toprakları ellerinden alındı vesaire. Birileri o toprakları çok önceden topladılar ve şimdi 20 kat pahalı fiyatlar çekiliyormuş. Bu korkunç bir durum arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Bir kez de altını çizerek söylüyorum manipülasyonu sadece finans piyasalarında yapılmaz. Daha çok gayrimenkul sektöründe yapılır aslında. Ve bu Kanal İstanbul'la ilgili yapılan arazi fiyatlarının artışı haberleri aslına bakarsanız büyük bir manipülasyondur. Ve pek çok kişi de bu işten zarar görecek. Yarın öbür gün Kanal İstanbul oraya yapılmayacak denildiği gün itibarıyla çoktan yüksek fiyatlarla mal değişimleri yapmış olacaklar. Birileri bu işten çok büyük paralar kazanmış olacak ve birileri de çöp araziler satın almış olacak. Bunu da uyarısını şimdiden yapayım arkadaşlar. Yine Amerika kongre üyelerinin verdiği mektuptan bahsetmiştim. Türkiye Erdoğan insan hakları eylem planı açıklaması da bu konularla çok enteresan bir şekilde örtüşüyor zamanlaması çok ilginç bir şekilde kesişiyor bunun da yorumunu size bırakıyorum arkadaşlar diyelim. Ve son olarak şöyle bir rakamlara göz atalım. Rakamlar bize neler söylüyor? Bugün ve yarın bundan sonra günlerde neler olabilir onu da değerlendirelim. Borsa 1531 puan seviyesine konuşmaya bile gerek yok. Türkiye'nin geldiği durum ortam belli. Borsa yükseliyor. Neye bağlı olarak yükseliyor anlamak mümkün değil. Dolar 7.42 seviyesinde tekrar arkadaşlar 7.80'e emin adımlarla gidiyor. İlk hedef 7.80, ikinci hedef 8.40, daha sonrasında Allah kerim. Bakın söylüyorum size çok kısa vadede çift tane rakamları görürüz dolarda. Sonrasında 14-16'ya giderse kimse şaşırmasın. 3 lira olacak, 5 lira olacak, 2 lira olacak falan diyenlerin de sözlerinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha göreceksiniz arkadaşlar. Geçen sene nasıl haklı çıktıysak bu senede nasıl haklı olduğumuzu bir kez daha Göreceksiniz. Sizlerin zaten itimat ettiğini biliyorum. Ancak inanmayanlar, bizi karalamaya çalışanlar işte doların geldiği noktayı da görüyorlar, gideceği noktayı da şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Keza euro da 8.95 seviyesinde 9 lirayı, 10 lirayı çok hızlı bir şekilde görecek. Sterlin de 11-12 lira seviyelerini zorlamaya başlayacak. Euro dolar paritesi 1.20'de direnmeye çalışıyor arkadaşlar ancak 1.20'nin kıyısında muhtemelen burayı kırdığı an itibariyle çok hızlı bir şekilde 1.15'e gidecek. Sonrasında da 1.08 seviyelerini göreceğiz Euro dolar paritesinde bunun Türkiye'ye de yansımaları olacak. Altının onsu %1.59 oranında düştü arkadaşlar. İnanın çok net bir şekilde söylüyorum bu düşüş mal toplamak dışında bir şey değil. Keriz silkelemek dışında bir şey değil. Amerika'dan gelen şu iki haber o kadar önemli ki bu haberlerin önemi önümüzdeki günlerde çok net bir şekilde fark edilecek. Ama ekonomi kurtları, piyasa kurtları zaten bu haberlerin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve Senato'dan 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinde artık geçmesinin çok net olduğunu görüyor ve dolayısıyla arkadaşlar buna göre hazırlıklarını yapıyorlar. 1700 seviyelerine malları ucuz ucuz topluyorlar ve 2000 dolara da çok net bir şekilde, çok hızlı bir şekilde götürecekler. Onu da özellikle belirtelim. Sakin olun arkadaşlar. Aman ha aman bu dönemde paniklemeyin. Emin olun çok üzülürsünüz. Kafanızı duvardan duvara vurursunuz. Brent petrol 67 dolardaydı, 63 dolara hatta 62 dolara geriledi. Şu sıralarda 63 dolarda %1,5'luk bir yükseliş var. Ancak Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında şimdilik bir yükseliş eğilimi üretime bağlı ya da normalleşmeye bağlı olarak gerçekleşiyor ama her an tam tersi bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Korona ile ilgili iyi haberler kadar kötü haberler de geliyor arkadaşlar. Ortalık bir anda karışabilir ve petrol fiyatları tekrar negatif ortama girebilir. Onun için burada biraz sakin olmanızı, sabırlı olmanızı ve birazcık da mümkünse uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Öbür taraftan Türkiye açısından bakıldığı zaman zaten petrol fiyatları yükselse de benzin mazot artıyor. Düşse de benzin mazot fiyatları artıyor. O nedenle bizi çok fazla ilgilendiren bir tarafın olmadığında biliyoruz arkadaşlar. Evet her zaman olduğu gibi bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın mutlu kalın dostlar.